Tükenip gidiyor ömür dediğin, yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dedi. Ben içimde okuyamadım. Bir gün ben fırsatını bulursam vakıf kuracağım, eğitime yardımcı olacağım. Benim burs verdiğim talebelerden bir tanesi ve bir buluşu olacak. Memleketime faydalı olayım. Maksat bu. Başka bir şeysi yok. Adım Necati, soyadım Bay. 90 yaşındayım. Giresun'un Bulancak kazasının Demircili köyünde dünyaya gelmişim. Karşı tarafında da Bahçeli köyü vardır. Biz aslında Bahçeli köyündeniz. Yani şimdi biz iki köyümüz vardır. Bir Bahçeli köyü, bir de Demirci köyü. Demirci köyünde biz üç kardeş büyüdük. Abim, ablam, ben. Bahçeli köyünde babamın başka hanımından bizden önce olan çocukları varmış. Var yani. Yedi tane orada var. Hoca Ruşen Efendi derlerdi babama. Çok saygın bir insandı. Babamın özel bir durumu uydu. Yani konferanslara giderdi o zamanın şeyinde. Çağırırlardı, giderlerdi filan. Böyle bir adamdı. Bir din alimiydi o zaman. Din alimiydi, evet. Yani şimdiki şeyin karşılığı, profesörün karşılığı. Hoca Ruşen Efendi dedi mi de vilayette tanımayan yoktur. İsmini duymuştur görmeyen de. Öyle bir adamdı. Bizim köyde okul yoktu. Köyde de yoktu. Gazanın hiçbir köyünde yoktu. İki köyünde vardı. O da çarşıya yakın. Biz 20 kilometre uzağındayız. Yani Demirci köyü sahile 20 kilometre uzakta bir köy. Eski zamanda yol yoktu. Okula gitmedim ben. Ben şeye gittim. Kur'an kursuna gittim. Ondan sonra anam okuttu beni. Anam alime bir kadındı. Türkçe okumayı kendi kendime öğrendim. Ben şimdi Kur'an şeylerini, ben güzel eski yazı yazarım. Eskiden eski yazı yazarlarmış. Ben onu öğrendim, eski yazı. Çok güzel eski yazım yazardım, bana çok beğenirlerdi. O eski yazının yanına o yeni yazı bilen 29 harfi yazdırdım. 29 harfi yazdırdım ve onu ezberledim. Zaten onun Arapçasını yapıyordum zaten. Sadece Latincesinin harflerini öğrendik. Yani kendim öğrendim, biliyordum zaten. Diplomalarımı da dışarıdan aldım. Ben okuma yazma şeyinde meraklıyımdır. 5-6 saat her gün okurdum. Dünyada ne var araştırır, kitaplar. Üniversite kitaplarını da filan hep okurdum. Okul kitaplarını filan. Kendimizi yetiştirdik. Hala bile benden 4 saat okurum günde. Okumasam uykuyu yemem.
Ben tarihçi olmak isterdim. Tarih hocası olmak isterdim. Tarih profesörü olmak isterdim. Veyahut da bir bilim adamı. Bilim adamı olayım ama tarihe çok merakım var. Tarih, coğrafya. Ben dünyanın her bölgesini gezdim. Ya, yaşadığım evreni tanımak istiyorum. Oralarda ne var merak ediyorum. Hafızlık da yaptım. 2 sene hafızlık yaptım. 2 kardeşim var benim. Bir abim, bir ablam var. O abim beni aldı. Onun oğlu vardı bu İstanbul Üniversitesi'nde, Beyazıt'ta. İnşaatta kalfalık yapıyordu. Eyüp Sultan Camisi'nin baş imamı Hacı Said Efe, Hacı Said Çayırlı'ya beni teslim etti. Orada eğitime başladık. Birkaç ay sonra trafik kazası geçirdim. Kamyon çarptı beni, kafam duvara, taşa vurmuş. Hocam dedi ki, sen dedi biraz annen yanına git, istirahat et. Öyle gel. Ondan sonra gelirsin dedi, biraz istirahat ihtiyacım var. Gittik, bir daha da gelemedik. Yani orada kaldık. Erişti. Annem, şimdi babam hasta, abim hasta, bir sene hava değişimi gelmiş askerden, karısı verem oda yatıyor, bir annem var evde, sana vereceğim dedi, verdi bize, işte evlendik, orada kaldık daha sonra. Bir hikayesi vardır evliliğinin de, değil mi? O nasıl evlendi? Tam püf noktası. Şimdi su değirmeni var, evlendiğim kızın babasının. Buraya değirmene saptım. Orada bir hakçısı var. Orada bir de kız var. Çok güzel bir kız. Ben de anam evleneceğim falan diye git Cafer Usta'nın kızını bana iste dedim. Meğer o kız evliymiş. Biz kızı istedik. Başka kız. Evde başka kız varmış. Başka kızı aldık. Görmediğim kızı aldık. Mutlu olduğumu söyleyemem ama öyle bir şey kız olmasaydı belki bizimle de durmazdı. Allah rahmet etsin. Yani öyle çok benim arzularıma göre değildi ama bazen 4 tane çocuk verdi, evimizi baktı. O eğer sağlam bir hanım olmasa onu evde bırakıp ben çarşıya gidip iş kuramazdım. O taraflarından karlıyız. Ne oldu? Rahmetli mi oldu teyze? Rahmetli oldu, evet. Beyin kanamasından gitti galiba. Öyle bir rahatsızlığı vardı. Allah rahmet etsin. 4 çocuğum var. 4'ü de ondan. Bu hanımdan çocuk falan olmadı. Peki bu hanımla nasıl evlendin? İkinci evliliğe çok tereddüt ettim. Yani evlilik zor bir mesele. Ben 8-10 sene bekar kaldım. Sonra bir Rauf Bey vardı. Onların Yakacık yolunda fabrikaları vardı. Yani inşaat demiri çekiyorlardı. Oradan bir tanışlığımız vardı. Sonra adam öldü. Biz taziyeye gittik. Hanımıyla tanıştık. Bunun hanımı bunun halası. Ben bunu da tanımıyorum. O şeyini de tanımıyorum. Buradan bir şey oldu, nasıl işte bekarlık, bekar mısın? Konuşuyoruz tabii. Bekar, niye evlenmiyorsun? Korkuyorum evlenmeye falan derken bu bizi zaman zaman o irtibatımız devam etti. Dedi ki ya ben dedi sana birini vereceğim, ona kefilim. Sana da kefilim, ona da kefilim. Hiç korkmayacaksın dedi. Yani böyle
tereddütlü bir evlilik yaptık işte böyle. Ondan beri 34 senedir de sürütüyoruz. Yoksa iyi insan, evine barkına sahip çıkar, kârını zararını gözler. Ve üstelik de beni de çok sever. Ne iş yaptın sen? Hayatını nasıl kazandın sonra? Çarşıda evvelce saman satmadan başladım. Efendim un, mısır, buğday, arpa, gübre, ondan sonra fındık ilacı, kantariye böyle şeyler yaptım. Oradan onu bıraktım, İstanbul'a geldim. Burada da başka işle iştigal ettim. Bir zaman ne yapacağımı bilemedim. Demir ticareti yaptım. Demir ticaretinde baktım, zor. Yükleme arabaya bilmem ne filan. Kantar, karı da az. Sonra onu bıraktım, araba alıp satmaya başladım. Orada ilerledik, yettik. Çok da para kazandık, çoğunu da batırdık. Vazgeçtik işten, o paraların kimiyle gayrimenkuller aldım. Gayrimenkuller aldım. Ondan sonra kira getiren şeyler aldım. Ondan sonra vakıf kurdum. Ne vakıfı kurdunuz? Azaklıoğulları derler bize. Azaklızadeler derler memlekette. Yani o ismimizle yaşasın. Azaklıoğlu, Necati Bay, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı isminde bir vakıf kurduk. Amacı nedir? Amacı, bak sen şimdi beni yine çocukluğuma götürdün. Amacı ne biliyor musun? Ben çok cin fikirli bir çocuğum. 8-10 yaşındayken bile. Dünyayı böyle şey yapardım. O zaman böyle imkanlar yoktu tabii de. Biz böyle ustalar konuşurken veya bulancağa birisi giderse gazete ısmarlarım, şey yaparım. Hep dünya sanki benim omuzlarım üzerinde gibi derdi dinliyordum. Öyle bir çocukluğum vardı. Yani Avrupalıların kalkınmışlığını, bizim efendime söyleyeyim geri kalmışlığımızı falan orada hep derc ederdim. Niye bizim köylerimizde okul yok? Ben niye okuyamadım? Yani bir gün ben fırsatını bulursam vakıf kuracağım, eğitime yardımcı olacağım. Benim burs verdiğim talebelerden bir tanesi bir buluşu olacak. Memleketime faydalı olayım. Maksat bu. Başka bir şeysi yok. Yani ben içimde okuyamadım. Okulumuz yoktu. Gerçi çarşıya verecek durumdaydı babam ama onun da başka çekinceleri vardı. Vermedi. Şimdi biz Türk eğitimine, memleketimizin eğitimine, bilimine, ilimine hizmet etme şeyi ta küçüklüğümde vardı bende. Bu ben büyüdükçe o da büyüdü içimde. Sonra bu şeye geldi. Hadi bakalım dedik. Ya Allah bismillah başladık ve kurduk. Kaç öğrenciye burs veriyorsunuz? 250 öğrenciye burs veriyorum. Her sene bir öğrenciyi aldığımız zaman 6 sene, 7 sene bitirene kadar devam ediyoruz. Peki vakfın gelirleri nelerdir? Vakfın gelirleri şunlar. 3 tane butik oteli var vakfın. Bir tane işhanı var. Daha başka şeyler de var ama yani onlar... Onları vakfa verdim. Vakfın, onun vakıf yönetimi onları alıyor. Onlardan şeylerini karşılıyor. Peki, burs verdiğiniz öğrencilerden sizi gururlandıran, evet iyi ki de verdim dedirtenler var mı? Ki vardır muhakkak. Selçuk Bayraktar'ın yanında çalışan var. Ya 3 kişi ya 4 kişi benim bursiyerlerimden. İşte onlar. Yoksa ben milletvekili var. Belediye başkanları var, valiler var benimden burs alanların.
Bunlar beni o kadar ilgilendirmiyor. İlle o bilim. Orada çalışan çocuk hepsinden çok daha iyi. O Selçuk Bayraktar'ın yanında olan. Evet. O SİHA'larda. SİHA'larda çalışan. Evet, bilimde, evet. Mühendislerden biri yani, öyle mi? Evet, evet. Yani... Bu nasıl güzel bir başarı. İşte bu yani, amacına ulaşmış senin baktığın. Benim amacım da zatıydı. Yani kaymakam, vali veya belediye başkanı, milletvekili yetiştirmek değil. O idi, bilimdi, ilimdi. O beni gururlandıran o, iftihar ettiğim. Siz okumadınız, okuyamadınız ama yüzlerce öğrenciye, evet, kapınızı açtınız. Çok imkan verdiniz. Allah'ım imkan verdi. Biz de çocukluğumdan beri büyüttüğüm hayalimi gerçek oldu. Çok mutluyum. Şimdi ne yapıyor diyorsun bana? Şimdi yine vakfımın temellerini daha derinlere. Yani istiyorum ki benden sonra da kıyamete kadar vakıf yaşasın. Onun şeyini, altyapısını daha güçlü, daha efendim derinde tesis etmeye çalışıyorum. Ne mutlu size. Hayalinizi gerçekleştirmişsiniz. Onun için çok şükür ediyorum Rabbime. Allah'a şükürler olsun. Bu imkanı veren ve o imkanla birlikte de o ruhu veren. Ruhu veren. En önemlisi o. Çünkü bazıları diyorlar ki ya sen nasıl veriyorsun? Vermek öyle nasıl kolay geliyor sana? Ben verdiğim zaman aslında dediğin o ruhu veren Rabbime sonsuz şükürler olsun. Yani adam çok zengin oluyor da cimri oluyor. Yemiyor, içmiyor. Ben kendim tevazu içinde yaşıyorum. Bak ben zenginim. Benim şimdi bak yaşadığım eve bak. Herhangi bir işçi, bir memur evi gibi benim evim. Yani bir yalda da yaşayabilirim. Ben böyle mutluyum. Böyle tevazu içinde. Yıllar ne çabuk geçti o günler arası. Buradan çıktığımız zaman Barıthane Parkı var, şehir parkı şurada, deniz kıyısında. Oralardan doğru şöyle bir süzülelim. Ondan sonra vakfa gidelim. Vakıfta vakfımızı gör. Her hafta toplantımız var. Butik bir toplantımız, 20-30 kişi falan. Bir de aylık konferansımız var. Aylık konferansımızda üniversite talebeleri, burs verdiğimiz talebeler, İstanbul'da olanlar geliyorlar. Bizi seven ilim adamları, akademisyenler, efendime söyleyeyim mi, arkadaşlarımız falan geliyor. Orada konferans veriliyor. Sonra talebeler, bir de bir program daha var. Talebeler şimdi edebiyatı var, feni var, tıpı var, mühendisliği var. Bunları şimdi gruplara ayrılmıştır. Bunların bir doktor var başında. Onları sevk ve idare ediyor. Onlara bir tez hazırlatıyor. 4 gruptan bir tanesi o ayın konferans veriyor. Diğer arkadaşlarına da. Siz de katılır mısınız ara ara bu tür konferanslara? Her zaman katılıyorum ben. Tabii baştayım yani. Giresun'da valiydi, bir arkadaş vardı, Dursun Ali Şahin. Biz memlekete gidince tabii Giresun'da çok tanınıyoruz vakfımız olduğu için. Buradan bir ahbaplığımız oldu. Şimdi oradan Giresun'dan Edirne valiliğine gitti. Edirne valiliğinden emekli oldu. Ondan sonra dedi ya ben de hayır işi yapma istiyorum. Bana iş ver dedi. Tamam dedim, gel dedim. Şimdi yönetim kurulunda 5 kişiden birisi vali.
17 kişi var şeyden, mütevelli heyetinde. Bunun 4'ü 5'i bizden. Diğerleri hep ilim adamlarından, şuradan buradan yani profesörlerden. Vali de onlardan birisi. Çocuklarımdan bir tek İsmail vakıfla ilgisi var. Ötekiler vakfı, birisi kızım birisinin kızı var. Kızım birisinin de oğlu var. Bilgisayar öğretmeni o yani. 3 kişi ailemden var. Bundan sonra neler düşünüyoruz? Bundan sonra daha ileriye gitmeyi, daha insana daha faydalı olmayı, onlara örnek olmayı, onlara sözümü tutturabildiğim kadar dürüst insan olmalarını, cemiyete, topluma, efendime söyleyeyim faydalı insan olmalarını diliyorum. Başka ne olur? Yani örnek olmaya çalışıyorum. Şimdi belli bir yaşa geldiniz. Hani ben de diyor musunuz artık yaşlandım. Vakıfı bırakayım ya da köşeme geçeyim, oturayım, bekleyeyim. Öyle bir şey var mı? Yoksa hayır ben yaşlanmadım, hayatın içindeyim ve kaldığım yerden devam ediyorum diyor musunuz? Aynı ikinci dediğine devam. Yani? Yani yıkılmadım, ayaktayım, devam ediyorum, çalışacağım. Allah fırsat verdiği müddetçe. Ben maraton koşarım. 90 yaşındaki adam bastona gidiyor. Yani gençim. Maşallah. Peki herhangi bir hastalığınız var mı? Hiç yok. Çok şükür. Var şey var bak. Bronşitler ama beni sıkıştırmıyor bronşit. Başım bile ağrımadı bu yaşa kadar. Çok şükür Rabbime. Meşgalesiz insan çabuk çöker ya, çabuk yaşlanır. Değil mi? Yani insanı ayakta tutan, zinde tutan davası olmalı, iddialı olmalı, çalışmalı, hedefleri olmalı, hedefe varma için koşmalı. Yani ben o tipte bir insanım o şeyde. Daha hedefe var mı yoksa geldiniz mi hedefe? Yok, hedefe gelmedim daha. Devam ediyor yolculuk. Nedir bu hedefiniz? Üniversite ikinci aşamada hayalim. Birinci aşamada anaokulundan efendim üniversiteye kadar o aradaki okul dizisini tamamlamak. Yani dünyadan göçmeden bunları yapmak istiyorum Allah nasip ederse. Peki 90 yaşındasınız. İstiyorum hayırlısıyla. Yalnız ömür bugünkü gibi sağlıklı. Akıl sağlığı yerinde, vücut sağlığı yerinde, ağrısız, sızısız böyle bir şey. 120 sene yaşamaya razıyım Allah'ım diyorum. Yani akıl sağlığım da yerinde olacak, hem şey de olacak. Bu işler o zamana kadar yeni kuşaklar gelir, bunu tamamlayabiliriz inşallah. Hey.
Çocukluğumdan beri okumayı çok seviyordum ama ben eğitim hayatımı yarıda bıraktım. Yani tamamını getiremedim ama o ezikliği, o eksikliği çocuklarıma yansıttım. Ve onların okuması için her türlü imkanı sağladım. Sanki ben üniversiteyi bitirmişim de şu anda hizmet eden benmişim gibi mutluyum şu an. Soyadım Yaşar Karaköse. Ankara, daha önce Çankaya ilçeydi. Oraya bağlı Bayındır köylüyüm. Çocukluğum orada geçti, orada doğdum. 11 yaşına kadar köyde kaldım. 11 yaşından sonra eğitim, işte çalışma hayatı, şehire geldik. Yakınlarımızın yanında. Anne baba köydeydi. Yani böyle bir eski yıllara gidersek, çamurlu, böyle ulaşım zorluğu olan bir köyde doğduk, büyüdük. Kısıtlı imkanlara özel araçlar çalışıyor. Onlarla işte karda kışta ya olur ya olmaz. Yani böyle ne kadar diyeyim, mesela en yakın Kayaş var. Kayaş'a yürüme 1,5 saat falan sürüyor. Yürüyeceksiniz, işe gideceksiniz, oradan trene bineceksiniz. Eski ulaşım banyo trenleri vardı. Kara trenler derdi meşhur. Yani o bir kömürlü, buharlı. Onlarla şehire gelip çalışacaksınız. İşte köylü halkı da geçimini genelde hayvancılıkla sağlardı. İşte tarımla uğraşanlar vardı. Tarımda atlarla, ilkel böyle, yani motor falan, traktör falan yok o çağlarda. Babam şimdi şöyle, anne baba o zamanlarda işte eğitim imkanı olmadığı için okur yazarlıkları pek yoktu. Babam sonradan öğrenmiş. Babam önceleri dedemle beraber işte hayvancılık yaparlarmıştı. Koyunları varmıştı, onları otlatılmıştı. Yani tabirde çobanlığını yaparmıştı kendi sürülerinin. İşte o zaman insan gücüne çok ihtiyaç var o çağlarda, biliyorsunuz. Her ailede en az nüfus 6 kişi. Benim çocukluğum da öyle. 6 tane hayatta olan var. 12 tane kardeşim vardı. 6'sı vefat etmiş. Ben 3.'üyüm. 2'si vefat etmiş. Ve büyük benim. Bütün yük de benim omuzumda. Nerede? Anneme ahırda yardım ediyorum. İşte hayvanları otlatıyorum. O çocuklar peş peşe birini sırtıma sarıyor. Onlarla hayvanları sulamaya gidiyorum. İşte okuldan geliyorum. Yani annemin hem ev işlerine yardım ediyorum. Hem de diğer hayvanda işte şuydu buydu, onların bakımlarıyla uğraşıyorum. Aynı zamanda da öğrencilik yapıyorum. Yani okulda çok evimize yakın bir mesafede. Köyümde zaten ilkokul vardı. İlkokulu bitirdim. Onu da şöyle, ben okul bize çok yakındı. Hemen evimize böyle 50 veya 60 metre mesafedeydi. Hatta ben okula gitmezken çocukluğumda teneffüslerde giderdim, okulun bahçesinde oynardım. Hatta okula girmeye şey yapardım. O zaman eğitmenler vardı. Yani öğretmenin bir aşağısı. Yani bunlar ortaokul eğitimi almış insanlar ve de çok da güzel bir eğitim verirlerdi. İşte bir eğitmen de babamın akrabası zaten. Bir tane eğitmen var. Ben babama alıyorum, diyorum ki beni ne olur okula yazdır. Yani o kadar bir okuma şeyi var ki, sevdası var. 5 veya 5,5 yaşındaydım, ilkokula başladım. Zoraki. Ama süper bir öğrenciydim. Çalışkandım böyle. Çünkü okulu çok seviyorum. İlkokulu 5. sınıfa kadar köyde bitirdik. Tabii ortaokula gitmek için kasabaya gideceksiniz. Yani şehir merkezine gideceksiniz. Dayımgil, annemin kardeşleri şehirde oturuyorlar. Anne dedim, ben dayıma söyle, ben okula gitmek istiyorum. Yani orta eğitimi falan orada yapmak istiyorum. Dayım tamam demiş, gelsin. Yaşı biraz küçük, biz onu biraz sanata verelim. En azından kolunda bir altın bilezik olur. Ondan sonra bakarız demiş. O anda işte tanışmış olduğu Cebeci Dört Yolda bir teyze arkadaşı var. Dedi, seni ben Çıraklı'ya götüreceğim. Yani çırak olarak başlayacaksın. Yaz dönemini böyle geçirelim, okullar açılınca bakarız. Ve ben gittim. O zaman da kaç yaşındayım? İşte 10,5-11 yaşlarında bitirdim. 5,5 yaşında okula gittim, 5 yıl ilkokul. O yaz dönemini orada çırak olarak geçirdim. Dayıma tekrar geldim, dayı beni okula yazdı. Oğlum dedi, bak annem babanın durumu belli. Yani ekonomik şartlar. Sen en azından bir sanat sahibi ol bizim yanımızda. Onların ekonomilerine katkın olsun. Bir iş öğrenmiş olursun. Ve okullar açıldı, ben okula gidemedim. Tekrar başka bir yere gittim, orada tekrar çırak olarak devam ettim. Ondan sonrasında
Ne oldu? Benim okuma, bu sevdamı yenmek için gece okulları başladı. Gece öğretimleri başladı. Ben gündüzleri çalışıyordum, gece ortaokula başladım. Hem kendi harçlığımı çıkarıyorum, hem de okuluma gidiyorum. Bu şekilde hem çalışarak hem okuyarak ortaokulu bitirdim. Aynı zamanda arkamdan gelen bir kardeşim var. Ondan gündüz çalıştığım harçlığımda ona da okul harçlığı verip onun okunmasını sağladım. Sonra normal ticaret lisesine yazıldım. Ticaret lisesinden sonra akşam sanat okulları vardı. Yani mesleğimle ilgili akşam sanat okuluna devam ettim. Daha sonra meslek lisesinden diplomamızı aldık bir şekilde. Şu benim divane gönlüm yine elden ele düştü. Şu benim divane gönlüm yine elden ele düştü. Bak cemalin şulesinden dalgalanıp göle düştü. Kiminin meskeni külhan, kimi derviş, kimi sultan. Kiminin meskeni külhan, kimi derviş, kimi sultan. Kimi öz yarine mihman, bana yardan cüda düştü. Tezcirağıydım ya, konfeksiyona geçtim. Konfeksiyon makinacılığı ile ilgili eğitimimi aldım. Sonra mesela eğitimimizden sonra işte artık genç olmuştuk. Evlenme sürecine geldik. Şimdi hani bir kader yazgısı var ya, bazen işte insan evlilikte kaderini kendi yazarmış. Ama şimdi şöyle, ben konfeksiyonda hani iş hayatıma başladığımda, o çalışma döneminde, eşim kısa dönem, bu da Milli Eğitim Bakanlığı biçki dikiş kurslarına gitmişti. Kısa dönem bir çalışması oldu. Bunların atölyesi ayrıydı, yani aynı bir firmanın içinde. Ben orada gördüm, abisi vardı, taksi şoförüydü. Bak Allah'ın işte yazgı kaderine bak, akraba çıktık. Hiç haberim yoktu yani, kendi beğenmiş. Akraba çıktık. Müthiş aile baskısı var. Yani şimdi ben öğrencilik hayatımda falan bekar kalıyorum ya. Yani işte bir de dedim ki işte köylerde insan gücüne ihtiyacı olduğu için erkenler evlendiriyorlar. Ben hep kaçıyordum. Şunu alalım, bunu alalım, şöyle yapalım. Böyle. Yok da ben işte okulumu bitireceğim. Askerlik hizmeti var falan. Baskıda biraz da işte Allah yazmış ya, hanımla konuştuk. Nerelisin? İşte Gölbaşlıyım. Nerelisin? Dikmenliyim. İşte kimlerden? Teyzemin benim dedem var. Teyzemin kayınvalidesi onun amcasıymış. Sonuçta teyzesi benim annemin amcasının hanımıymış. Ben anneannem rahmetli sağdı, ona bahsettim dedi. Oğlum dedi, o kızı görelim, hemen biz alalım, dönür gidelim. Hem de sen de kurtulmuş olursun bu yalnız yaşamaktan falan filan işte. Geldiler, önce abisi bir kızmış bağırmış, gidin evlenmeyecek, verecek kızım yok. Sonuçta ısrarcı olduk ve evlendik. Ankara Çankaya Dikmen Köyü'nde yaşıyordum. 5 kardeşiz. 2 erkek abilerim var, 3 kız. Annem babam var. İyi bir çocukluğum oldu. Güzel bir ailede yetiştim. Annem babam çok seviyordu. Yokluk görmedim. Dedem babaannem vardı. Bizi çok seviyordu. O kadar güzel sevgiyle büyüdüm ki yani okumayı çok seviyordum. Okula gidiyordum. Çok da çalışkan bir öğrenciydim. O kadar güzel okuyordum ki yani herkese okutuyordum. Ders veriyordum büyüklere. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 lira aynı sınıfta okuyorduk. Öğretmenim adı da Yaşar'dı. Aileme geldi, dedi ki ne, biz dedi bu çocuğu okutalım dedi. Okumayı çok istiyor. Onlar da yok dedi, abim kız çocuğu nereye gidecek dedi. Öğretmenim beni götürdü, sınava soktu. Hasan Oğlan öğretmen okulunu ben kazandım. Ablam da hemşireliği kazanmıştı. Ama abim göndermedi. Kız çocuğu ben bunu göndermem dedi. Yok dedi. Küçük abim. Gitmedik yani, okumadım. Ya sonradan işte büyüdük. Büyüyünce bir terziliğe gittim, terzi kursuna. Oradan da işe girdim. Eşim görmüş, ben de gördüm. Yani aklımda yoktu. Yanımızda çalışan bunun dayısının bir oğlu vardı. Ona söylemiş, o da geldi bana söyledi. Şaka gibi geldi. Yani küçüktüm diye anlayamadım. Evlendik. Ondan sonra bir yıl durduk, askere gitti. Çocuğum oldu. Çok güzel anlaştık. Allah razı olsun. Yani şimdi olsa yine onunla evlenirim. Çocuklara iyi babası, bana bir iyi eşti. Hiçbir de yokluk gördük. Hem annem, hem babam, hem kardeşim. Hani her şeyim oydu. Hiç kimsem yoktu ama hiç yalnızlık çekmiyordum. Anlaştık ya, ben çok memnunum, Allah razı olsun. Yani ben şimdi iş yerim Ankara'nın doğusundan batısına gidiyordum o zamanın şartlarıyla.
7.30'da iş başı, ben hava kuvvetlerinden emekliyim. Akşam 5'ti. Gittiğimiz yer 40 kilometre. O zamanın ulaşım şartları. Şunu söyleyeyim, mesela 7.30'da iş başı yapıyorsun ya, 5'te yataktan kalkardık. Her sabah kahvaltımı hazırlar ve getirirdi. Yani ben hiçbir günden bir güne aç bir şekilde göndermedi. Ev hanımıydı ya. Yani çocukların da o zaman şartlarda soba yakardık. Okula giderken ayakkabılarını getirir, sobanın yanında ısıtır. Onları sıcacık giydirir, kahvaltılarını, karınlarını doyurur ve o şekilde okula gönderirdi. Yani şimdi evlendiğimiz aşağı yukarı bir yarım asır geçti. Allah razı olsun. Ben onu memnun ettim. O beni memnun etti. Ben yani yetişmediği yerde ikinci iş yaptım, üçüncü iş yaptım. Ve ekonomik olarak hiçbir şey aratmadım Allah'a şükür. Yani öyle düşünüyorum ben, öyle yani. Sıkıntı çekmedik yani, şükrettik. Azı bulursak aza yetindik. Bir de yani istek, önemli olan sevgi, saygı bağlı birbirine. Altın hızmal mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle. Ben de babası da okumayı çok istedik. İçimizde bir ukde kaldı. Onun da okumaları için çocuklarımızla çok çabaladık. Allah'a şükür okuttuk. Üçünü de iyi bir mesleklere getirdik. Onlar da yani istekliydi. Bizim çabalarımızda onlar da Allah razı olsun bizim yüzümüzü kara çıkartmadılar. Çocukluğumdan beri okumayı çok seviyordum. Ama ben eğitim hayatımı yarıda bıraktım. Yani tamamını getiremedim. Ama o ezikliği, o eksikliği çocuklarıma yansıttım. Ve onların okuması için her türlü imkanı sağladım. İşin birini değil, üçünü yaptım. Hiçbirisi de, üç tane çocuğum var, ne kredi almıştır, ne harç almıştır, ne de bir şey. Hepsini ben sağladım. Yani yeter ki okuyun dedim. Bir de özellikle kızlar için bir şey söyleyeyim. Ben kızıma derdim ki, kızların iki üniversite bitirmesi lazım. Erkek bir bitiriyorsa, kızın iki bitirmesi lazım. Neden? Nedeni gelince, Zela Hanım, yani bilgili olsun, kültürlü olsun, iyi bir anne olsun. İyi anne iyi evlat mı yetiştirir? Aynen öyle. İyi evlat da bu ülkenin geleceğini satın alır. Tabii. Yani biz anneler babalar olarak bu ülkenin ihtiyacı olan her şeyden önce dürüst, ülkeye hizmet eden, ailesine sahip çıkan çocuklar yetiştirmemiz lazım. Ve bunu neyle yapacağız? Tabii ki eğitimle, öğretimle yapacağız. Ve bir şekilde onlara yapmakla ben şu anda çok mutlu ve bahtiyarım. Oğlum üniversiteye kazandı, bitirdi. Gelmiş hakimlik sınavına girmiş, kazandı, açıklandı. Oğlum bana telefon etti, ağladım sevincimden. Ben okuyamadım, işte buydu Allah'ım, benim istediğim sana şükür dedim. Hamdolsun dedim, Allah'a ne kadar şükürsem az dedim. Çocuklarım bana o şeyi tattırdılar. O sevgiyi, o mutluluğu bana tattırdılar. Onlar okuyamadı, ben okuyamadım, onlar okudu, kendim okumuş gibi oldum. Sanki ben üniversiteyi bitirmişim de, şu anda hizmet eden benmişim gibi mutluyum şu an. Allah razı olsun. Onlar da bizi hiç üzmedi Zeliha Hanım. Hiç bizi öf demezler. Anneciğim, babacığım diye bize öyle saygılı, sevgililer ki. Allah'ım onlar da inşallah gördüğünden geri bırakmasın. Çocuklarım da onların çocukları ona yapsın. İki tane de gelinim var, kızım gibi. Onlar da aynı kızlarım gibi. Onları da çok seviyorum, saygılılar. Hiç bana hata, kusur etmiyorlar. Anne anne diye hep sever, ikisi de çok severler. Ararlar, gelirler, hizmetim ederler. Temizliğim olursa yapalım derler. Yani hiçbir zaman, 22 senedir evli büyük oğlum, bir hiçbir kırgınlığımız olmadı. 8 tane de torunum var Zeliha Hanım. Mutlu bir ailemiz var, tutkunuz. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda Şeyh Edebali demişti ki,
Oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şimdi ailede de önemli olan şu. Eşit davran ki aile sağlam ve köklü olsun. Yani eşitlik derken çocuklar arasında eşitlik. İçimde kaldığı için ben dedi açık öğretim okuyacağım dedim eşime. Gittim küçük oğlumla yazıldım geldim okula. Okula yazdırdı küçük oğlum götürdü beni. Evet ortaokulu bitirdim şimdi sezondayım. İnşallah onu bitireyim üniversite sınavına gireceğim. Oğlum gibi hukuk okumak istiyorum açık öğretimle inşallah kazanır okurum. Çok istiyorum. Ne kadar güzel. Yani zorlanmıyor musun? Hayır zorlanmıyorum. Çok tamam seviyorum. Mı? Bir ders kitabı elime aldığım zaman 1-2-3 olsun hiç fark etmez. Hiç uykum gelmez. İlla o konuyu bitireceğim. Evet. 65 yaşındasınız. Evet, evet. Ve 65'im. Hala okuyorum. Peki lise bitti mi? Lise sondayım. Bu sene son. 3. dönemdeyim. Sınavlar falan sınavlar nasıl geçiyor? Falan. İyi geçiyor. Online. Yapıyorum. Çalışıyorum online'den yapıyorum yani. Deliha Hanım işte heves olursa, azmederse insan yapamayacağı bir şey yok. İlla azim. Yani ben bunu yaparım demek yarısını yapmış demektir. Hukuk mu istiyorsun? Evet, hukuk istiyorum. Oğluma rakip olacağım. Hukuk istiyorum. Birkaç yıl sonra sizi o fakültede göreceğiz inşallah. İnşallah Zeliha Hanım. Sizi çağıracağım inşallah kazanırsam. İnşallah. İnşallah. Seve seve gelirim. İnşallah. Peki amcam destek oluyor mu sana? Evet. Amcan da şeyini yani oku diyor hanım diye hiçbir şey sorun çıkartmıyor. Kaytamı yaptırıyor. Gidiyoruz, geliyoruz, götürüyor, getiriyor. İnşallah öyle kadar bitmeyecek okumak. Ben burada girebilir miyim? Mesela Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti Cenab-ı Allah ne diyor? İkra, ikra, oku diyor yani. Oğlum oku. Nereye kadar? Beşikten mezara kadar oku. Yani okuduğumu çok güzel anlıyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'e gittim yani hafız olacaktım. Birinci cüzünü ezber yaptım. Bu şekildeki bu davranışınız insanlara örnek olsun. Daha doğrusu gençlere örnek olsun. Evet. Okumayı bırakan, okumak istemeyen, hayatını boşa geçiren gençlere sizin şu davranışınız örnek olsun. Evet, her şey çocukluk diye çocuk gibi geçmiyor. Bir an büyüyecekler, genç olacaklar. Elinlerinde bu şey fırsat varken gençler okusunlar. En iyi yerlere gelsinler inşallah. Onlardan yani tek dileğim o. Bahçede yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim bilmedim alem duyar. Nanay nanay esmer yârim nay nanay. Nanay nanay top kâkülüm nay nanay. Hiç kendimi gerçekten 65 yaş gibi hissetmiyorum. Genç gibi yani sağlığımda da bir sıkıntı yok. Bir dizlerim de var. Yani göz kanserinden tedavi gördüm ama hiç kanserin kahısı da aklıma gelmiyor. Tedavim daha devam ediyor. Sağlığım şükür iyi Allah'ım elhamdülillah. Her gün uyanıyorum ki Allah'ım ölümden uyanır gibi. Hamdolsun şükür sana bugün de uyandırdın beni. Hastalığımı kafama takmıyorum. Yani ruhum da çok genç. Gerçekten hiç yaşlı gibi 65 yaş gibi değil. 25 yaşında 20 yaşında gibiyim. Kanser tanısını konduğumda hiç eve geldi ben zoraki gönderdim. Bir geldi hiç demiyor da bana. Hiç moral günlük yaşam devam ediyor. Birinci evreymiş Allah'a şükür. Aldım tahlillerimi yaptırmıştım topladım getirdim eve kız da vardı. Nevşehir'den kızım gelmişti. Anne dedi tahlillerini ne yaptın dedi. Aldım kızım dedim. Hele bir kahvaltımızı yapalım yemeğimi sonra söylerim çantamda duruyorlar dedim. Güzelce bir kahvaltı kız çay hazırlamış kahvaltımızı veren yaptık şey yaptık. Kız ne var anne dedi tahlil ama yavrum bir şey yok dedim doktor dedi ki ne dedim böyle küçücük ufacık bir şey var ilk evresiymiş gel seni bir haftada hemen acil ameliyat edelim dedim ama neyse kızım her şey olur dedim dursun hele onlar çantada ertesi gün kızım gidecek ne bir şeyle onu uğurladım büyük oğlum geldi işte Gökhan geldi onlar sordu ne böyle dedi kız dedi ki abi dedi annem böyle diyordu hiç dedi olur mu anne dedi büyük oğlan dedi olur mu anne bunlar böyle dedi. Yok dedi. Tamam öyle ben kestirdim attım. Bir şey yok ya dedim. Hiç öyle değil. Benim bir şeyim yok ki dedim. Acilim ağrım yok dedim. Önemsemedim yani hiç ne bileyim hastalığı kendime konduramadım da hiç kanser gibi de gelmedi. Sanki bir grip der gibi geldi. Hemen ilk evreymiş ameliyat oldum.
4 yıl bitti, 5 yıla girdim. Yani hiç de bir şeyim yok gerçekten. Her sene tahlillerimi yapıyorum. Çok şükür. Bir şey yok, Allah'a şükür. Hiç aklıma getirmiyor. Hiç aklıma gelmiyor, hiçbir şey gelmiyor. Şimdi hastalığımı şöyle söyleyeyim. 2009 yılında emekli oldum. 2009 yılına kadar ben de kendimde hiçbir şey hissetmiyordum. İşimle, çok başarılı bir işimle çalışma hayatım oldu. İdareci konumundaydım. İşte artık son zamanlarda bende bir gözlerimde kanlanma oldu. Tetkikler, tahliller, hipertansiyon hastası olduğumu öğrendim. Kolesterolüm, LDL kolesterolüm, kötü kolesterolüm çıktı. Abartmasın. Ya şunu söyleyeyim. 4-5 tane sabah kahvaltısında masaya bir şey hap geliyor. Nedir? Yok ya, önemli bir şey yok. 25 yaşında gibi maşallah, gerçekten çok dinç. 10 bin adım atar, yürüyüş yapar, köpeğe gezdirir. Ev işlerinde bana yardım eder. Böyle saydığına bakma, hiçbir şeysi yok. Öyle diyorlar var ya. Yok ya. Sabah kahvaltısıyla beraber 5 tane hap alıyor. Olsun, herkes şimdi hap, gençler de kullanıyor. Biz de onları da kullanıyoruz. Babam 86 yaşında vefat etti, bir tane hapı yoktu. Şimdi annem 95 yaşında yaşıyor maşallah. Maşallah. Bir tane hapı yok. Olsun. Ne olsun ya. Hap da olsa da sağlıklıyız ya, şükür Allah. Bir amir bahçemizi belliler, eşim belliyor. Karıkları, karık deriz biz. Karıklarını yapıyoruz. Fidaları falan ben kendim dikiyorum. Çapalarını yapıyorum. Eşim de damlama serer, sulamasını yapar. Toplarım ben. Eşim sulama yapıyor, ben topluyorum. Çapa yapıyorum, otlarını yoluyorum. Yani bahçeyle uğraşıyorum. Yazın çok güzel zaman geçer. Yazın eşim de gülleri falan budar, sular. Burası size hayat veriyor mu? Gerçekten öyle. Doğa gençleştiriyor. Burası bizi gençleştiriyor, doğa gibi. Yani güzel oluyor. Hiç yaşlı gibi hissetmiyoruz. Bir de yoruldum diye bir şey yok bizde. Bilmiyoruz. Yorulmayı da bilmiyoruz yani. Evet, toprakla uğraştığımız için bahçeye çıkıyoruz. Şurada bir bardak çay içiyoruz. Yani her şey sanki 15 yaşında gibi oluyoruz. Her yerler gül, çiçek kokusu, kuşların sesi, cik cik cik. Yani çok güzel, yaşamak güzel. Zeliha Hanım, yok yaşlılık aklımda yok. Her yaşın bir güzelliği var Zeliha Hanım. Bu yaşında bir güzelliği var. Yani 65 yaşımıza geldiysek daha 70, 75, 80, 85 var. İnşallah daha uzun yıllar sağlıklı, sıhhatli yaşarız. Ama devamlı içim, ruhum genç benim. Güler yüzlüyüm, hiç şey takmam kafaya. Ben bir şey takmıyorum yani. Zeliha Hanım, hacca da gittik geldik. Bir de ümreye yattık. Bundan sonra da sağlıklı sıhhatli torunlarımın okuyup, üniversiteyi bitirip, onların okuyup o mutluluğu görmek istiyorum. Tek dileğim o. Vallahi işte sağlıklı bir yaşam, ömrün hayırlı olanı. Yani şimdi her şeyin bir sonu var. Şimdi geriye dönüp baktığında babam nerede, dedem nerede diye bakıyorsun. Hepsi gideceği yere gitmiş. Biz de gideceğiz. Allah'ın takdir ilahisi. İnsanlar böyle yani, kimse ne olacağını bilemez. Bundan sonra Allah'tan en çok istediğimiz büyük bir zenginlik olan sağlık. Allah başımdan eksik etmesin. Amcanla beraber uzun ömür, sağlıklı erkeklerin, yaşayalım. Erkeklerin şu duası var. Hanımdan önce ben gideyim. Çünkü kadın her yere sığabiliyor. Gidiyor, torununa bakıyor, geliniyle dertleşiyor. Ama erkek bir yere sığamıyor ya. Yani bizim kültürümüzde de yok ki. Yani Allah eksik etmesin. Gideyim bir yaşlılar evinde kalayım. Şurada kalayım, burada kalayım. Yani hani derler ya. Üç gün yatak, dördüncü gün toprak. Allah böyle bir ömür nasip etsin. Bundan sonraki beklediğim sağlık, hastane kapılarında beklememek işte. Böyle bu şekilde. Ama Azrail'den gelince hoş geldin, sefa geldin, ben hazırım demek. Hepsi bu kadar. Nokta. Ölüme de hazır Zeliha Hanım. İnşallah ikimiz beraber ölürüz diyorum. Arkaya da kalmayayım, önde de kalmayayım. İkimiz güzelce yaşayalım. İnşallah güzel, ikimizin de Allah ruhunu bir alır.